Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade yazmalara çok yakışacak çok kibar çıtı pıtı ben buradayım diyen bir iğne oyası modelini yapımını anlatacağım. Modelimin yapımına geçmeden önce ilk defa bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır kanalıma gelen destek olan, videolarımı beğenip paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Evet şöyle yazmamın alt zemin olarak siyah renk kullanacağım. Ben siyah model mendilimi çıkartıyorum bugün modelimi. O yüzden siyahla devam edeceğim. Siyah alt zeminim var. Şöyle bir pembem var arkadaşlar. Siyah çok yakıştırıyorum şöyle. Bir de krem rengi ipim var. Bu üçlüyle muhteşem bir model bizleri bekliyor. O zaman siyah ipimizi iğnemize takalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizin yapımına başlayalım. Evet, ben ön hazırlık olarak yazmamızın zürafasını bu şekilde yaptım, hazırladım. Hem daha düzgün bir oya, hem de kolay bir iğne oyası yapmak istiyorsanız önceden böyle zürafanızı yapıp hazırlayın derim. Şimdi ilk baştaki zürafama ben ipimi sabitledim. Hemen yanındaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafamızı yapalım. Yapmış olduğum zürafamızın içerisine geri dönüyoruz. Şöyle düğümümüzü attık. Buranın içerisine iki tane pırpır pır yapacağız. Pırpırlarımızın boyutları gayet küçük ve aynı boyda olmasına özen gösterin. Evet, iki pırpırımı bu şekilde yaptım. Son yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesine düğümümüzü atıyoruz. Ve buranın içerisine de 2 adet pırpır pır yapıyoruz. Şöyle birinci pırpırımı yaptım. Aynı burada ikinci pırpırımı da yaptım. Hemen son yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesinde düğümümüzü atıyoruz. Aynı pırpırın içerisine 4 adet küçük pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen aynı boyda ikinci pırpırımızı yaptık üçüncü pırpırımı yaptım ve dördüncü pırpırımı yaptım Evet, şimdi alttaki zürafadan sayıyoruz. 1 2 3 4 5. zürafamıza ipimizi indiriyoruz. İpimizi indirirken şöyle ayarlayıp çok sıkı olmayacak, çok gevşek de olmayacak. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Hemen yandaki zürafaya tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Yapmış olduğumuz zürafamız içerisine geri dönüyoruz. Aynı boyda iki adet pırpırımı yapıyorum. Şöyle ayarlayıp çekiyoruz. ayarlayıp çektim. Son yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesine düğüm atıyorum. 2 adet pırpırımı da buranın içerisine yapıyorum. Birinci pırpırım. ikinci pırpırımı da şöyle ayarlayıp çekiyorum. Evet şimdi bir daha çıkıyoruz. Pırpırımızın üzerine iki adet pırpırımı tekrardan aynı yerin içerisine yapıyorum. birinci yaptım hemen aynı boylarda ikinci pırpırımı da yaptım şimdi 1 2 3 4 tane atlayıp 5. ama ipimizi bu şekilde indiriyoruz Evet bir tanesini dörtlü en son üstteki pırpırımı dörtlü bir tanesini ikili. Şimdi tekrardan dörtlüsünü yapacağız arkadaşlar. Hemen yandaki zürafama tekrardan geçiş yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya geri dönüp tekrardan buradaki dört yapraklıyı yapacağız. Dediğim gibi bu şekilde ilerleyecek. Bir dörtlü, bir ikili, bir dörtlü, bir ikili diye alt zeminimiz bu şekilde ilerleyecek. Sizler yapın. Ben de yapıp geleyim. Daha sonra çiçeğimizde görüşelim. Evet alt zemini ben bu şekilde yaptım. Bir gördüğünüz gibi dört pırpırlı, bir iki pırpırlı, bir dört pırpırlı, bir iki pırpırlı olarak alt zeminimi bitirdim. Şimdi renkli ipimizi iğnemize takalım çiçeğimizin yapımına başlayalım. Hemen 4 pırpır pır yaptığımız tepenin en son iki pırpırına ipimizi sabitleyelim. Evet bu şekilde en sondaki pırpırımıza ipimi şöyle de göstereyim arkadaşlar. Sabitledim. Şimdi bir önceki pırpıra köprü yapacağız. Şöyle küçük bir köprü. Bir önceki pırpıra gene bir köprü hazırlıyoruz. Şöyle hafif bombe vererek yuvalar yapmış olduk ve bir önceki pırpıra yine aynı büyüklükte köprümüzü hazırladık. Yani 3 adet bu şekilde köprü hazırlamış olduk. Yuvalar hazırlamış olduk. Şimdi baştan başlıyoruz. İlk yuvamızın içerisine sık iğne ile giriş yapıyoruz. Yuvamızın içerisini sık iğne ile dolduracağız bu şekilde sığdığı kadar arkadaşlar şöyle yaptıkça da başa doğru çekerseniz sıkı bir görüntüsü olur ilk yuvamızın içerisini dolduralım 7 8 kaç tane alırsa yuvamızın içi o şekilde sık iğne ile dolduruyoruz. Evet bir tane daha yapacağım. İlk yuvamızın içerisine doldurmuş olduk. Şimdi aynı pırpırın içerisine bir kere çok sıkı bir şekilde tekrardan sık iğne yaptık. Burayı bitirdik. Şimdi ikinci yuvamızın içerisine aynı şekilde dolduruyorum. Sık iğne ile dolduruyoruz. Şöyle yaptıkça bir doğru çekerseniz de sıkı sıkı bir görüntüsü olacaktır. Evet şöyle beriye doğru çekiyorum tam doldurmak için en son dolgumuzu pırpırımızın içerisine girip çok sıkı bir şekilde en son oraya batıyoruz son yuvamızın içerisine geldik buranın içerisini de dolduracağız. Sık iğnelerle aynı şekilde sıkı sıkı şöyle elimizle çekip düzelterek dolgumuzu yapacağız. Evet sonuncusunu buranın da siyah pırpıra batıp sıkı sıkı çekip bitireceğiz. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi bunu dibinden kesiyoruz. Buradaki ipimizi de temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi buraya da krem rengi iple küçük bir pırpır gibi yapacağız arkadaşlar. Hemen krem ipimi takıp geliyorum. Krem ipimi iğneme taktım. Şu aradaki iki pırpırın en son yaptığımız pırpıra ipimi sabitliyorum. Evet. Şimdi bir önceki pırpıra tekrardan bir adet yuva hazırlıyoruz. Yuvamız dediğim gibi çok büyük bir yuva değildir. Bu kadarlık bir yuva bizim için yeterli olacaktır. Hemen yuvamızın içerisine girip sık iğnelerle doldurmaya başlayalım. Şöyle yaptıkça arkadaşlar beliye doğru çekin ki daha da sıkı bir görüntüsü olsun. Bu şekilde sıkı sıkı dolduralım. Evet en sonkini de siyah pırpırımızın içerisine batarak sıkıca çekiyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Hemen burada makas yardımıyla dibinden kesip modelimizi tamamlamış oluyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Bir kremden ikili yaprağı, tekli yapacağız. Dörtlü yaprağı da üçlü çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Ben modelimi ilerleteyim. Şöyle çoklu halinde görün istiyorum. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben modelimi bu şekilde çoğalttım arkadaşlar. Yazmasına çok yakışan, çıtı pıtı ben buradayım diyen bir model halini aldı diyebilirim. Ben çok beğendim. Çok zevkle çalıştım. İnşallah Sizlerde beğenmişsinizdir. En kısa zamanda da bir siyah yazma alıp aynı renklerde bu modelimi yapmayı düşünüyorum. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. İnşallah Sizlerde beğenmişsinizdir. Kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelen destek olan yorum yapıp beğeni bırakan kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. İnşallah sizlerin hoşuna da gitmiştir. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.